Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Dexim markasının DKA007 model isimli oyuncu klavyesine yakından bakacağız. Dilerseniz ilk olarak teknik özelliklerle başlayalım. Klavye 451 mm genişliğe, 138 mm uzunluğa ve 47 mm yüksekliğe sahip. DKA007 Kablolu bir klavye modeli. Dolayısıyla kablosu üzerinde bütünleşik halde yer alıyor. Kablosunun uzunluğu ise 1,5 metre. Oldukça kalın yapılı kablo kaliteli bir hissiyata sahip. Toplamda 105 adet tuşun yer aldığı klavyede mekanik tuş takımına ve Türkçe Q tuş dizilimine yer verilmiş. Eğer ki mekanik klavye sesi sevenlerdenseniz klavyenin bu yönü ilginizi çekebilir. LED arka aydınlatmalar ve RGB ışıklar artık oyuncu ekipmanlarının olmazsa olmazı haline geldi. Dexim DK007'de de aydınlatma seçenekleri es geçilmemiş. Klavyede hem tuşlar arkadan aydınlatılıyor hem de her iki yanda bulunan bölmeye yine renkli aydınlatmalar yerleştirilmiş. Özellikle karanlık ortamlarda çok güzel bir görüntü oluştuğunu söyleyebiliriz. Söz konusu klavye olduğunda multimedya tuşları gibi özellikler de merak ediliyor. Dex'in bu klavyede ekstra tuşlar koymak yerine fonksiyon tuşlarına ekstra işlevler atamış. Ses açma, azaltma ve kapama, medya oynatma ve durdurma gibi pek çok işlevi fonksiyon tuşlarının ikinci işlevi olarak kullanabiliyorsunuz. Fonksiyon tuşunun hemen yanında bir aydınlatma tuşu ve yön tuşları üzerinde de yine aydınlatmaya yönelik simgeler yer alıyor. Bu tuşlar yardımıyla klavye üzerindeki farklı ışıklandırma efektleri arasında geçiş yapmanız veya ışığın şiddetini arttırıp azaltmanız mümkün. Oyuncu ekipmanlarının tasarım dilinde genellikle keskin köşeli hatlar yer alır. Bu klavye genel hatları itibariyle klasik klavyelere benzer bir yapı sunsa da harflerin yazı fontu tarafında köşeli hatları olan bir font tercih edilmiş. Bu da oyuncu vurgusuna uygun bir tercih olmuş. Klavyenin arkasını çevirdiğimizde tek kademeli olacak şekilde yükseklik ayarı yapmanıza olanak tanıyan ayaklar ve her iki köşede tutunmayı arttırmaya amaçlayan yüzeyler kullanılmış. Söz konusu klavyeler olduğu zaman beklentiler kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Tabii bir de işin maliyet tarafı var. Eklenen her özellik, örneğin tuşların tek tek farklı renklerde aydınlatılabilmesi, yazılım üzerinden kontrol, dijital ekran, modüler yapı gibi performansı olmasa da ergonomiyi arttıran pek çok özellik var her ürünü kendi fiyat segmenti içerisinde değerlendirmek gerektiğinden bu klavyeyi de kendi segmentindeki rakipleriyle kıyaslamak ve o ölçüde bir beklentiye sahip olmak önemli. Şahsen klavyeyi ofiste bir süredir kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Tabi bu tarz ürünlerde uzun kullanım deneyimi ayrı bir önem taşıyor. O nedenle sadece inceleme videolarıyla kalmayıp uzun süredir kullanmakta olan kullanıcıların yorumlarına göz atmakta da fayda var oyunlar söz konusu olduğunda özellikle rekabetçi oyunlar tarafında donanımların sahip olduğu özellikler sürekli yarıştırılır, karşılaştırılır. Klavyeler birbirleri arasında performans farkı özellikle farelere oranla nispeten daha az olan donanımlar. O nedenle klavye tercihinizi ihtiyaçlarınız kadar görsel zevkinize göre de seçmeniz mümkün. Tabi tek kullanım alanınız bu değil. Klavyenizi çok amaçlı bir kullanım için almayı düşünüyorsanız, örneğin akşamları oyun oynarım, gündüzleri yine bilgisayar başında çalışırım, işlerimi yürütürüm diyorsanız bu klavye yine sizi yarı yolda bırakmıyor. Bu inceleme yazısını yazarken de klavyeyi sorunsuz bir şekilde kullandım. Tabii mekanik klavyelerin yapısı gereği ses çıkardıkları için özellikle bilgisayarınızı ortak bir alanda kullanıyorsanız belki çevrenizdekiler çıkır çıkır tuş seslerinden rahatsız olabilir. Toparlayacak olursak Dexim DK007 modelinde oyuncuların bir klavyeden beklediği en temel özellikleri bir araya toplamış ve ortaya görünüş olarak şık bir klavye çıkmış. Şayet sizin de beklentileriniz bu klavyenin sahip olduğu özelliklerle örtüşüyorsa Dexim DK007 oyuncu klavyesine göz atabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Dexim DK007 model isimli oyuncu klavyesine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.